Merhaba herkese. Bugün solu boya ile ağaç çizimi göstereceğim sizlere. Ben de Van Gogh'un 15'li bir seti var. Sizler de herhangi bir solu boya kullanabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken bir ağacın gövdesini yapmamız lazım. Gerekli şeyler, burada fırçalarımız, solu boyamız mevcut. Ben şöyle getirirsem daha da net görürsünüz. Kahverengi ile solu boyanızdaki bu kısım paletiniz sizin aslında. Çoğu kişi genellikle burayı bilmiyor. Burası sizin paletiniz. Öncelikle bir açık renkle başlayalım. Şöyle çizelim. Şurası gövdesinin başlangıcı olsun. Şöyle. Aynısını koyusunu alacağız bu sefer. Koyu kahverengiyle. Diğer kısmı oluşturacağız. Bittikçe daha da koyulaşıyor. Hemen alt kısmını da şöyle düzeltelim. Kök kısmı olacak orası. Şundan bir tane daha alırız. Ağaç gövdesi. Ağaç dalı çıkartalım. Şimdi şuraları merak ediyorsunuz. Oraları da şöyle gövde yapacağız. Sulu boyada kağıt önemli. Ben normal kağıt kullandım. Hani sizler de normal kağıt kullanırsınız diye. Çok sulu yaparsanız eğer kağıtta böyle aşınma ya da işte bükülüp eğilme ve benzeri şeyler olur. O yüzden çok sulu yapmayın. Benim tavsiyem. Şuradan da şöyle bir açık rengimizi alıp şurayı tekrardan açık renkle çizebiliriz. Buralarda da alınacak. En sonunda da yaparız. Şöyle biz ağaç gövdesini çizdik. Şimdi yeşilimizi alalım. Çok açık bir yeşil olacak. Şöyle yapayım size bir şey. En uç kısımlara fırçayı vurarak şöyle oluşturuyoruz. Hemen koyulaştırıp alt kısımlara daha koyu ve açıklaştırıp bazı yerlere mesela şurada bir açıklık daha oluşturabiliriz. Yapalım.
sadece şöyle baskılar yapıyoruz. Ben burada hızlı atacağım sizin için. Şimdi küçük çalılara ekleyip şuralarda. Şöyle ağacımızı oluşturuyoruz. Şimdi bir diğer yere geçiyorum sizler için. Burada bir çam ağacı gibi olacak. Küçük küçük başlayın. Bitkileri büyütüyeceksiniz. Şurasında şöyle bir ton yapıp tekrar üstünden gidebilirsiniz. Buraların daha büyük fırçayla artık yapabilirsiniz.
çizgi. Ve ağacımız oluşur. Ben şurada birazcık daha siyah eklersem ya da mavi daha iyi sonuçlar elde ederiz. Şimdi biraz mavi aldım. Ve tekrar. Şöyle siyahla da bunu. Şu şekilde. Daha koyu bir şekilde altını yapıyoruz. Evet, bu ağacımız da bitti. Küçük otlar ekleyebiliriz. Çok yoğun bir şey oldu. Şimdi bir diğer ağacımızı yapalım. Evet, yine bir kahverengi alıp ağacın gövdesini oluşturuyoruz. Şöyle daha koyu olsun. Şimdi yeşillerimizi alıp açık renkten başlamaya özen gösterin. Şöyle. Daha büyük bir şekilde. İkinci yeri de oluşturalım. Sadece çizgiler. Hatta biz 3 tane oluşturup bitirelim. Birazcık daha koyu. Ve daha da koyu oluşturup kahverengi ekleyip biraz yeşile. Birazcık mavi ekliyoruz yeşile ve tekrar çizgiler çekmeye başlıyor. Bu tarafı daha koyu olabilir. Evet. Bu ağacımızla bitirdik. Umarım beğenirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın.